Sevgili izleyenler, Türkiye'mizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bu kez de Ankara Çankaya bölgesinden sizlere seslenmekteyiz. Gayrimenkul deyince efendim kendisi burada parmakla gösterilen bir isim. Alanında uzmanlaşmış bir isim. Çok değerli İzzet Akman'la sizleri tanıştıracağım. Öncelikle İzzet Akman'ı kısa bir şekilde tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben İzzet Akman. 1976 doğumluyum. Sektöre 2008 yılında giriş yaptım. 2008 yılından beri gayrimenkul sektöründeyim. Bir çocuğum var. Çankaya bölgesinde, Ankara'da yaşıyorum. Şimdi Çankaya bölgesinde çalışmalarımız tabii ki de var gayrimenkul alanında. Şimdi gayrimenkul deyince aklımıza ne gelmeli ve sizler burada neler yapmaktasınız? Gayrimenkul sektörü günümüzde 2021 yılını konuşursak çok zorlu bir süreçten geçmekte. Gerekse ekonomi, gerekse dövizin dalgalanmasından dolayı şu aralar gayrimenkul dediğimizde eskiden çok güzel işler yapıyorduk ama şu anda maalesef eski tadı olmayan bir sektör. Alan kişinin ve satan kişinin araştırması ve çok dikkat etmesi gereken bir sektör. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için yönlendiriyoruz sürekli. Şimdi örneğin müşteri gözüyle ben diyelim ki müşteriyim, geldim sizden hizmet almak istedim. Bir ürün satışı yaparken sizler nelere dikkat ediyorsunuz? Biz ürün satışı yaparken öncelikle doğru fiyat, doğru zaman, doğru alışveriş öneriyoruz. Müşterimiz bize geldiği zaman ilk yaptığımız şey acaba fiyatı almak istediği şeyi doğru fiyattan mı satıyoruz? Önce eksper yapıyoruz. Yani bu ürün bu fiyatı ediyor mu? Doğru fiyatsa o zaman müşterimizi ona göre yönlendiriyoruz. Önce biz alırken müşteriye aslında destek oluyoruz. Biz doğru malı doğru fiyattan alırsak bizden alan müşteri de doğru fiyattan almış olur. Peki biraz da yapmış olduğunuz devam eden projelerinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi şu şekilde biz Ankara'da iki Kızılay ve İncek olmak üzere, Alacatlı olmak üzere iki şubeyiz Çankaya'da. Bir de Bodrum şubemiz var. Biz şu anda yoğunlukla Bodrum çalışıyoruz. Bodrum şubemizde projeye girdik şu anda. Bir projenin satışını aldık. Birkaç projeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Proje alıp proje satmak da bizim görevlerimiz arasında. Çok güzel. Şimdi yapı satın aldığımızda ya da sizler sattığınızda iki taraf da birbirine güvenmelidir. Bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Öncelikle iki taraf bir kere kişisel olarak birbirine güven ortamı kurulduğunda biz daha sonra bunu sözleşmeler ile yasal boyutta sözleşmeler yaparak güven ortamı sağlıyoruz. İki taraftan da sözleşme yaptığımız için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ankara ve Bodrum bölgesinde bu kadar tanınmanızın sebebi nedir efendim? Başarınızın sırrı nedir? Kurumsal çalışıyoruz, işimizi düzgün yapıyoruz. Doğru yolda ilerlediğimizi düşündüğümüzden herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Peki bizler müşteri olarak nelere dikkat etmemiz gerekir efendim? Müşteri olarak yapmanız gereken emlak danışmanınıza güvenmek öncelikle, doğru kişiyle çalışmak ve süreci sonuna kadar takip etmesine müsaade etmek. Peki bir projeden bahsetmenizi isteyeceğim efendim. Zamanlama nasıl ilerliyor? Anahtar teslim hangi zamanlama arasında değişiyor? Şimdi projelerimizi biz aldığımızda bitmiş proje de alabiliyoruz. Bitmiş projelerde zaten hemen satış yapılabiliyor. Bitmemişlerde biz sözleşme ile beraber söylüyoruz hani ne zaman teslim olacağını. Teslim olacağı zamana kadar projeye girmiş oluyor. Anahtar teslimi zamanına kadar ödemesi bitmiş oluyor. Veya önden ödemesini yapıp anahtar teslimi zamanı geldi anahtar alıyor. Genelde bunlar zaten bir yıl içinde bitmiş oluyor, tamamlanıyor. Uzun projeler değil çünkü villalar biliyorsunuz küçük yapılar. Aynı anda bir müteahhit kısa zamanda 100-150 tane villayı bir senede çıkartabiliyor. Satış sonrası hizmetiniz nasıl efendim? Biz müşteriye sadece evi sattık, komisyon işte veya kazancımızı kazandık, artık görüşmeyelim gibi yapmıyoruz tabii ki. Bizim buradaki yaptığımız öncelikli, biz nasıl bir avukatı olur insanın, bir doktoru olur, bir de emlakçısı olur, bir gayrimenkul danışmanı. Bir yatırım danışmanı olmak zorunda. Neden olmak zorunda? Biz evi sattık, bitti değil. Çünkü o evi satan kişi parasıyla yeni ev alacak, haliyle ona da bakmak zorundayız. Veya alan kişi tekrar satmak isteyebilecek. Bir sene sonra ben burayı aldım, biraz oturdum, satıyorum da diyebilir. Haliyle biz bitirip göndermiyoruz müşterimizi. Bizim müşterilerimiz sürekli aynı müşterilerle çok çalıştığımız oluyor. Hala da devam eden müşterilerimiz var. Peki bundan sonraki hedeflerimiz hangi doğrultuda olacak efendim?
Biz emlak sektöründe var olmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Bundan sonra markalaşma altyapımız var. Markalaşmaya çalışıyoruz. Sosyal medyalarda kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Dürüst ve doğru bir yolda ilerleme için elimizden geleni yapıyoruz. Ekibimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde belki daha da büyümeyi hedefliyoruz.